Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. 6. sınıflar için ilkokul, ortaokul kurumları bursluluk sınavı yapacağız hep birlikte. İlk sorudan başlayalım arkadaşlar. Parasız yatırılık bursluluk sınavı da deniyor bu sınavımıza. Ben de seninle kütüphaneye gelirim. Uzun süre kütüphanede kalamam. Bu cümlede 3 nokta ile belirtilen yere düşüncenin yönüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Getirilemez arayalım arkadaşlar. Ben de seninle kütüphaneye gelirim çünkü uzun süre kütüphanede kalamam. Getirilemez arkadaşlar bu. Gelirim fakat uzun süre kalamam getirilir. Gelirim ancak getirilir arkadaşlar uzun süre kalamam. Gelirim ama uzun süre kalamam. Gelirim çünkü uzun süre kütüphanede kalamam. Olmuyor arkadaşlar zaten. A seçeneğini işaretledik. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak dizildiğinde hangisi 3. sırada yer alır? Alfabetik olarak dizelim arkadaşlar. 1. sırada hangisi alır arkadaşlar? Kıraç değil mi? Bu 1. sırada yer alır. Kıraç, kıtlık 2, kıyı 3, kızgın 4. sırada yer alır. Bize neyi sordu arkadaşlar? 3. sırada yer alanı sordu. O zaman kıyı olacak cevabımız. Eşref saati sabah 9'da mı, öğlen 12'de mi, akşam 07.00'da mı gelir? Gün ortasında mı, gece yarısında mı teşrif eder bilinmez ama o gelince en çetin işlerimizi tereyağına kıl çeker gibi hallederiz. Halleder, en çıkılmaz sorunların arasına tüy gibi hafif çıkarız. Pardon, hafifçe değil, hafif çıkarız arkadaşlar. Bu parçaya göre altı çizili ifadeyle aşağıdakilerin hangisi anlatılmak istenmiştir? Altı çizili ifadeye bakalım arkadaşlar. Eşref saati, bakalım. Eğlenceye ayrılan zaman dilimi, hayır arkadaşlar. Günün yorgunluğu hissedildiği an, hayır. Bir işin olumlu yola girmesi için en uygun zaman, evet arkadaşlar cevabımız burada. Güzel bir sözün davranışın etkilediği an, hayır arkadaşlar. C seçeneği, en uygun zaman anlamında eşref saati burada. Bu arada arkadaşlar kanalımızın oynatma listesinde diğer videolarımızı, diğer yazılarımıza kolayca ulaşabilirsiniz. Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele. Atasözünde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır sorumuz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şimdi önce ile sonraya bakalım. Önce ve sonra zıt anlamlı değil mi? Bunlar zıt anlamlı yani. Bilmemek, öğrenmekte zıt anlamlı yok. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilin. Gençlik, ihtiyarlık zıt anlamlı burada arkadaşlar. Veli nesi var, iki elin sesi var. Hayır. Çok konuşan çabuk yorulur. Hayır arkadaşlar. Ne oldu cevabımız? Evet, gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. Gençlik, ihtiyarlık birbirinin zıttıdır sevgili öğrenciler. Evet, dağın arkasından doğan güneşle birlikte güzel bir gün daha başlamıştı. Rüzgar ılık ılık esiyordu. Menekşe saksıları cam kenarından dışarıya gülümsüyordu. Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisine insana ait bir özellik verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. İnsana ait özellik. Dağın arkasından doğan güneşle birlikte güzel bir gün daha başlamıştı. Rüzgar ılık ılık esiyordu. Menekşe saksıları cam kenarından dışarıya gülümsüyordu. Menekşe saksıları değil mi arkadaşlar? Yani insana ait bir özellik, menekşe saksılarında gülümsüyordu dediğine göre 5. sorumuzun cevabı B'dir. Bu metin aşağıdaki soruların hangisine cevaptır? Yemek benim için önemlidir. Kim demiş resme koyamazsın diye? Resimlerime sadece peynirleri değil kirazları, haşlanmış fasulyeleri, yumurtaları ve ekmekleri de yerleştirdim. Resimde ışığa önem verir misiniz sorusu olmaz arkadaşlar. Resimlerinizde hangi renklere yer verirsiniz? A ve B'yi eledik. Uygun değil. Resimlerinize yiyeceklere yer vermenizin sebebi nedir? Resim çizmeyi nasıl başladınız? Evet arkadaşlar. Resimlerinize yiyeceklere yer vermenizin sebebi nedir? C seçeneğimiz oldu. Doğru cevabımız. 7. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisinde öznel bir yargı vardır? Öznel yargı neydi? Bizim düşüncemiz, bizim fikrimiz. Nesnel yargı neydi arkadaşlar? Genel gerçek. Yani herkesçe bilinen bir gerçek. Taşındığı çatı katı şirin, kutu gibi manzarası güzel bir yerdi. Evet arkadaşlar burada bir öznel yargı var. İskemlenin üzerinde beyaz tablan yapılmış bir sandık duruyordu. Nesnel. Sokağın köşesini dönünce bizim kapının önünde araba gördüm. Nesnel. Sabah kahvaltısını bir saat mola verdikten sonra devam ettiler. Nesnel arkadaşlar herkesçe görülen bir yargı. Bu da öznel yargıdır arkadaşlar. A seçeneğimiz doğru oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Neden sonuç ilişkisi olan cümle hangisidir?
Bu icat ona çok ilginç gelmişti. Burada neden sonuç çok arkadaşlar. Siz de bu eşyalardan mı aldınız? Burada da yok. Burayı gördüğü için kendisi şanslı hissediyor. Kendisini şanslı hissediyordu. Neden? Burayı gördüğü için. Burada var arkadaşlar. Çiftçiler büyük bir heyecanla yağmuru bekliyordu. Evet, burada da yok arkadaşlar. Eledik. C seçeneğimiz bizim oldu sevgili öğrenciler. 9. sorumuza geçebiliriz. Uzun yolculuklara çıkanlar tekerlekler hızlanır, hızlanmaz. Adeta 40 yıldır birbirlerini tanıyormuşçasına yanlarındaki yolcuyla iletişime geçerler. Ardından yolluklar açılır, ekmekler paylaşılır. Hatta bunlar da yetmez, yürekler bile ortalığa saçılır. Bu metindeki alt çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yürekler bile ortalığa saçılır. Bakalım arkadaşlar neymiş? İyi şeyler yapmak için istek duyarlar. Bu değil arkadaşlar. A'yı eleyelim. Duygu ve düşüncelerini birbirlerine anlatırlar. Duygu ve düşüncelerini birbirlerine anlatır. Evet arkadaşlar dursun. Güzel bir şey karşısında sıkıntılar dağılır, ferahlarlar. Bu da değil arkadaşlar. Başkalarının duyamayacağı kadar alçak sesle konuşur. Hayır arkadaşlar. B seçeneğimiz cevabımız oldu. 10. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Yanlışlığı arıyoruz sevgili öğrenciler. Düşüncede çeşitlilik farklı çözümler sunar. Kişi kendisiyle uyum içinde olmalıdır. Her olayda güzel anlamlar bulunabilir. Bilgi bir hazine ise uygulamada onun anahtarıdır. Arkadaşlar A ve C'de bir yanlışlık yok. Ama D'de uygulamada evet D seçeneği D uygulamada burada ya, D uygula bilgi bir hazine ise uygulama da onun anahtarıdır. Ayrı yazılacak. O yüzden yanlışlık yapılmıştır. 11. sorumuza geçelim. Her şey elimizde. Ellerimizi yıkayalım. Su ve sabunun mikropların yayılmasını önlediğini unutmayalım. Evet, unutmayalım arkadaşlar. Biz unutmayalım. Sürekli ellerimizi dikkatle yıkamaya çalışalım. Bu afişte griple ilgili olarak aşağıdakiler hangisine dikkat çekilmiştir? Verdiği zarara. Hayır. Korunma yoluna. Evet. Tedavi yöntemine. Hayır. Hastalığın belirtisine. Hayır. B seçeneği arkadaşlar. Korunma yolunadır cevabımız. 12. sorumuza geçebiliriz. Şu dünya güzelim dünya tıkır tıkır işliyor insanlar 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 neden böyle çekişir durur aklım ermiyor Cahit Levin'in şiiri arkadaşlar. Bu dizelere göre insanlardan aşağıdaki davranışların hangisi beklenmektedir? A. Birbirleriyle iyi geçinmeleri. Evet bu beklenmektedir. Zamanı verimli kullanmalarına. Hayır arkadaşlar. Fikirlerin korkusuz böyle bir şey yok. Gerektiğinde kendilerini savunmalar. Bu da böyle de bir şey yok zaten. A seçeneğimiz birbirleriyle iyi geçinmeleri belli bir şey. Neden böyle çekişir durur dediğinden dolayı arkadaşlar. Evliya Çelebi denildiğinde çoğumuzun aklına iki kelime gelir. Birincisi onun kültürümüze armağan ettiği seyahatnamesi. Diğeri de seyahatname de var olduğu bilinen aşırı abartıdır. Var olduğu bilinen aşırı abartıdır. Evet, Çelebi'nin üslubunda bir abartma vardır. Ancak o bunu asla gerçekleri çarpıtma sınırına vardırmaz. Çelebi'nin abartılı satırlara ya okuyucunun ilgisini çekmek için söylediği ya da başkalarından duyduğu düşündürücü sözlerden ibarettir. Bu parçada seyahatname ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir arkadaşlar? Değinilmemiştir. Dikkat edelim. Çok bilinen eser olduğuna değinilmiştir arkadaşlar. Neden abartılı ifadeler taşıdığına buna da değinilmiştir. Halkın anlayacağı bir dille yazıldığına bu dursun arkadaşlar. Merak uyandırıcı cümleler içerdiğine. Evet arkadaşlar okuyucuyu düşündürücü sözlerden ibarettir diyor. Bakın burada okuyucunun ilgisini çekti. Okuyucunun düşündürücü sözlerden ibarettir. O zaman halkın anlayacağı bir dilde yazıldığına değinilmemiştir. O yüzden C seçeneğimiz oldu cevabımız. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Kitaplarımı peş peşe yayınlarken bir noktada şunu kavradım. Bir yazarın sadece yaptığı işlerle değerlendirilmesi bence bir ciddi bir yanlış. Bir o kadar da yapamadıklarına, düşünü kurup gerçekleştiremediklerine bakmalı diye düşünüyorum. Bakalım asıl anlatmak istenen nedir arkadaşlar? Her yazar toplum tarafından anlaşılmayabilir. Bu değil arkadaşlar. A'yı eleyelim. Bir yazar ancak bütün eserler okunarak değerlendirilebilir. Bu da değil arkadaşlar. Yazarların eserleri hayallerinden daha önemlidir. Bu da değil arkadaşlar.
Bakalım D seçeneğine. Yazarları yalnızca yaptıklarıyla değerlendirmemek gerekir. Evet arkadaşlar, yaptıklarıyla değerlendirmemek gerekir. Bundan bahsediyorum. 15. sorumuza gelelim. 1564-1516 yılları arasında yaşayan Shakespeare, doğduğu kasabada hayata gözlerini kapadığında, insanlığın tüm güzelliklerini ve tüm çirkinliklerini dantel gibi işlediği 37 tiyatro oyunu ve 156 şiir bırakır geride. Bu eserlerine bakıldığında söz dağarcığının 65 bini aştığı görülmektedir. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Örneklemeden yararlanmamış arkadaşlar. Karşılaştırmadan yararlanmamıştır. Tanık göstermeden yararlanılmamıştır. Sayısal verilerden yararlanmıştır arkadaşlar. 37 tiyatro, 156 şiir, 65 bini aştığı kelime söz dağarcığı diyor. 16. sorumuza geçelim. Çocuk akşama doğru bir çıngırak sesi duyar gibi oldu. Bu ses gittikçe daha çok duyulmaya, yakınlaşmaya başladı. Bir geyik olan Maraman'a kayın ağacından yapılmış bir beşik getiriyordu. Boynuzlarına takıp getirdiği beşiğin kemerinde şıngır şıngır bir çıngırak vardı. Maralan'a koşuyor ve çıngırak sesi yaklaşıyordu. Bu metinde aşağıdaki hikaye öğelerinden hangisi belirtilmemiştir arkadaşlar? Bakalım. Olay belirtilmiş arkadaşlar. Olay var. Maralan'a kayın ağacından yapılmış beşik getiriyor. Olay var. Yer var mı? Yer. Dursun arkadaşlar. Zaman var mı? Akşama doğru. Akşama doğru var. Şahıs var mı? Evet. Çocuk ve Maralan'a var. Evet arkadaşlar. Yer belirtilmiş. B seçeneğimiz doğru oldu. Geçebiliriz. Evet, diğer bir sorumuza. Numaralandırılmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Numaralandırılmış cümleler. Bakalım arkadaşlar nasıl sıralayabiliriz bu cümlemizi. Ağaçlardan ve büyük kayalardan başka bir şey görünmüyordu. Sahile vuran dalgaların yüzüm okşamasıyla gözlerimi açtım. Evet, demek ki kitaplarda anlatılanlar benim de başıma gelmişti. Sanırım bir adaya daha ıssız. Bir adaya, dahası ıssız bir adaya düşmüştüm. Hemen ayağa kalkıp etrafa bakın. Arkadaşlar bunun ilk cümlesi sahile vuran dalgaların yüzümü okşamasıyla gözlerimi açtım. İki olacak. İki. Evet arkadaşlar zaten iki A seçeneğinde var. Devam edelim. Hemen ayağa kalkıp etrafa bakındım. Beş. Ağaçlardan büyük kayalardan başka bir şey görünmüyordu. Bir. Sanırım bir adaya dahası ıssız bir adaya düşmüştüm. Dört. En son olarak demek ki kitaplarda anlatılanlar benim de başıma gelmişti. Ne oldu arkadaşlar? A seçeneği oldu. Ve diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Çözüm tablosu sorun neden çözüm yolu. Bu tabloda belirtilen sorun nedene bağlı olarak aşağıdakilerin hangisi çözüm yolu sütununa yazılmalıdır? Gazete okuru sayısının çok düşük olması sorun. Okullarda öğrencilere gazete okuma kültürünün yeteri kadar verilmemesi neden? Çözüm yolu ne olabilir? Biz bulacağız arkadaşlar. Gazetelerin okuyucunun dikkatini çekecek şekilde renklendirilmesi olmaz arkadaşlar. Buna gerek yok. Öğrencilerin, yani çözüm yolu bu olamaz. Öğrencilerin grup çalışmasıyla kendi okullarında gazete çıkarmaları evet olabilir arkadaşlar. Dursun. Gazetelerde çocuklarla ilgili sayfaların oluşturulması. Hayır arkadaşlar, bu da olmaz. Televizyonlardaki gazete ve dergi reklamlarla da olmaz bu iş, ama B seçeneği çözüm yolu güzel olur arkadaşlar. Geçebiliriz diğer bir sorumuza. Bu paragraf konusuna göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Evet arkadaşlar, çocuklara hayata dair ipuçları veren kitaplar bazen işleri çok kolaylaştırabiliyor. Çocuk kitaptaki kahramanla çoğu zaman bir duygudaşlık kuruyor. Üstelik aynı hikayeden karşılaştığı sorun için başka çözümler de üretebiliyor. Dolayısıyla böyle kitaplar çocukları hayata hazırlıyor. Evet, bu olur arkadaşlar. Yetişkinler tarafından da okunuyor. Tamamlanmalıdır diyor. Çocukların fiziksel gelişimine yardımcı olur. Fizikselle alakası yok. Resimleriyle dikkat çekiyor. Alakası yok. Arkadaşlar çocukları hayata hazırlıyor. Daha güzel bence A seçeneği oldu cevabımız. Selim Bahçe nokta nokta ifadesi. Aşağıdakilerden hangisi tamamlanırsa bahçe sözcüğü bulunma anlamı taşıyan ek alır. Evet, bulunma anlamı taşıyan ek arkadaşlar. Bahçeyi sever. Bulunma olmaz arkadaşlar. Bahçeye gidecek. Bahçeye gidecek. Bulunma olmaz. Neden? Bahçeden çıktı. Selim bahçeden çıktı. Evet, bahçede elma topluyor arkadaşlar. Bulunma anlamı dediği için
Selim bahçede. Nerede şu anda? Bahçede. Selim bahçede elma topluyor. D seçeneğinde tamamlamış. Altı çizili sözcüklerin hangisinin kökü isimdir? Bakalım arkadaşlar, köke bakacağız. Evet arkadaşlar, hayata iyimser bakar. İyimser. Evet arkadaşlar, iyi kelimenin kökü ise bu isimdir. İsimdir. Süzgeçten geçirerek süz fiildir arkadaşlar. Odadaki çayı süzgeçten geçirerek içti. Odadaki prizde elektrik kaçağı vardı. Evet, burada kaç arkadaşlar? Bu da fiildir. Derneğin kurucuları kur fiildir arkadaşlar. Kurmak bu da fiildir. A seçeneği ismi aradığımız için doğru oldu arkadaşlar. Resimdeki adam soyut anlamlı kelimeleri takip ederse hangi meyveye ulaşır? Soyut anlamı neydi arkadaşlar? Elle tutulup gözle görülen miydi? Görülmeyendi değil mi arkadaşlar? Soyut anlam. Elle tutulup gözle görülmeyen. O zaman takip edelim bakalım soyut anlamları hangisi olacak arkadaşlar? Neşe, hüzün, sevinç, korku, kıskançlık ve kaygı. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Hepsi soyut anlamlı kelimeler. Neşe, hüzün, sevinç, korku, kıskançlık oldu. C seçeneği Kaysi'ye ulaştı arkadaşlar adam. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Burada ilkbahar 42. yağmurlarıyla başlar. Sabah mavi ve parlak bir gökyüzünde ısıtmayan bir soğuk güneş görünür. Saat daha 11'i bulmadan doğudan mı batıdan mı bilmem bir kara bulut belirir. 10 dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur şakır şakır durmadan yağar. Arkadaşlar burada hangisinden bahsediliyor? Bulutların renginden yani konusu diyor. Hayır arkadaşlar. Gökyüzünün parlaklığı hayır. Şehir manzarası hayır. Konusu 42. yağmurlarıdır arkadaşlar. D seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından basittir? Evet bakalım arkadaşlar. Hangisi basittir? Sahnenin ortasına gelince ellerini yukarıya kaldı. Ellerini yukarıya kaldı. Bu basittir arkadaşlar. Yağmurun ardından parlak bir gökkuşağı belirdi. Birleşik kelimedir arkadaşlar bu. Birleşik. Köprünün korkuluklarına yaslanarak balıklara baktı. Korkuluk birleşik kelimedir arkadaşlar. Akşam üstü yine bir akşam üstü şiir okuyordu. Bu da birleşik kelimedir. A seçeneğimiz sorumuzun cevabı oldu arkadaşlar. Böylelikle sınavımızın sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Ben size her zaman kanalımızın sloganı nedir arkadaşlar? Sizin sağlığınız, sizin huzurunuz ve mutluluğunuz önemli. Her zaman gülün isteriz biz sizin için. O yüzden düzenli çalışırsanız, düzenli bizi izlerseniz, tekrar ederseniz, düzenli olarak derslerinizi dinlerseniz hiç sıkıntınız kalmaz. Sınavlarda da umarım kazanırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.